Arkadaşlar merhaba. 8. hafta konusuna geldik. Geçen hafta kolonları boyutlandıracaktık. Kolonlara gelen yükleri bulacaktık kirişlerde. Siz ne yapacaktınız? Önce size kolaylık olsun diye şöyle bir tane tablo oluşturacaktınız. Şuraya kolon numarasını ya da kolon adını yazacaktınız. İşte S1, S2 vesaire tamamı için yazacaktınız. Şuraya da ND diyecektik. Design yükü. Kolona gelen yük. Şu kolona gelen toplam kiriş yüküydü. Şimdi tümü için yazacaksınız. Şöyle tüm bir tablonuzu oluşturun. Tabloyu oluşturduktan sonra bu hafta kolonların boyutlandırmasına geçeceğiz. Şimdi kolon boyutlandırmadan önce size birkaç tane şey söyleyeceğim kolonlarla ilgili. Biliyorsunuz 2019'da deprem yönetmeliği güncellendi. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerliydi. Önce en kesit koşullarını yazacağım. Bunlar genel olarak bilin. En kesit koşulları. Deprem yönetmeliğinin 114. sayfasını açın arkadaşlar. Süreklilik düzeyi yüksek kolonlar, süreklilik düzeyi yüksek kirişler, yüksek perdeler var. Ve yüksek olmayan yani süreklilik olayı normal olan kiriş, kolon ve perdeler var. Onları açın, okuyun. Biz yüksek olan kirişlere, kolonlara bakacağız. Şimdi burada demiş ki en kesit koşulları açıp baktığınız zaman 114. sayfa deprem yönetmeliğinde 114. sayfa. Dikdörtgen kesitli kolonlar için demiş ki şöyle çizdik dikdörtgen kesitli kolon hani şimdi hem kolonu 3 boyutlu çizelim hem de kesitini çizelim. Şimdi kolonu şöyle baktık kolonumuza. İşte şöyle 3 boyutlu çizdik. Şu bizim kolonumuzdu. Düşey doğrultuda durandı. En kesit demek şu üst tarafta taradığımız bölgeyi aldık. Şu sol taraftaki gibi yerleştirdik. En kesit bu. Hemen baktık. Deprem yönetmeliği bize demiş ki şu kolonun küçük boyutu 300 milimetre. Yani 30 santimetrede ne olacak? Büyük olacak. En küçük kolon boyutumuz neymiş? 30'muş. Yani 30 santimetre, 300 milimetre. Yine biz şöyle kolon kesitini çizdiğimizde en küçük kolonumuz 30 santimetreye 30 santimetre olarak şöyle taradık. Yine kullanacağız bunu. Bakın şu dikdörtgen kesitli kolonlar içinde. Bir de dairesel kolonlar için. Şöyle dairemizi çizdik. Dairesel kolon için demiş ki şuradaki çapımız kolonun çapı. En küçük çapımız 350 milimetre. Yani bizim çapımız en küçük kolon çapı 350 milimetre. Ya da ne diyeceğiz? En küçük kolon çapı dairesel olursa 35 santimetre olacak. Şimdi yine kolonları boyutlandırırken nasıl boyutlandıracağız ona bakacağız. Demiş ki deprem yönetmeliği bize kolonun brüt kesit alanı. Yine bakın brüt kesit alanı dediğimiz şuradaki alan ya da dairede şu dairenin alanı. TS498, TS498'i betonarme derste söylemiştik. İşte yapıların boyutlandırması da hesaba alınacak yüklerin hesap değeriydi. İşte burada hareketli yükler için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak şunları yazdık. G ve Q dedik. Hareketli ve ölü yüktü. Bunu hepiniz hatırladınız. V demiş. E dediğimiz deprem etkisi de hareketli yük, ölü yük ve deprem etkisi. Şunlar altında hesaplanan, yani şu üç etkinin altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü. Bunlar bizim hesaba alacağımız kuvvetlerin en büyükleri olmak üzere demiş. Betonun kolonun şurada gösterdiğimiz kesit alanı ya da şu dairede gösterdiğimiz kesit alanını hesaplarken diyeceğiz ki şu büyük ve eşit olacak. Böyle diyeceğiz.
0,4. Daha önce bu 0,5'ti. Çünkü küçülttüler. Küçültmüş. Şurada alt tarafı küçültmek demek. Ön kesit alanını büyütmek demek. F, C, K. Şimdi bunların ne olduğunu yazalım hemen şuraya. Şu A'nın altında indis C var. C konkrit betondu. A alandı. Burada diyeceğiz ki kolonun veya perde uç bölgesinin, bakın, kolonun veya perde uç bölgesinin brüt kesit alanı. Brüt kesit alanı. Yani biz kolonumuzu şöyle çizdik. Şu bizim kolonumuzun şu üst tarafta gördüğümüz gibi. 3 boyutlu çizdik. Şu üst taraftaki kesit alanıydı. Getirdik yazdık şurada. Dedik ki bizim şu kesit alanımız AC ile gösterdiğimiz kesit alanı. Neydi bu? Şöyle yapacağız işte. Şu iki boyutunun çarpımı. İşte biz şu iki boyutunun çarpımını bulduğumuz şu değer şu iki tane boyutunun çarpımı demek. Biz önce ne yapacağız? Önce yönetmenin bize gösterdiği gibi en kesit alanını hesaplayacağız. En kesit alanını hesapladıktan sonra çünkü şurada dikdörtgen kesit var. Dikdörtgen alanını bulurken ne yapacaktık? İki tane dik boyutu çarpacaktık. Daha sonra şuradaki dik boyutları. Yani şuraya kağıt düzlemine baktığınız zaman gövde genişliğiyle yüksekliğini ya da şuradaki genişlikle yüksekliği hesaplayacağız. Bu da bize kolonun boyutlarını verecek. Yine şurada yazdık. Şunun için de yazayım. Diyelim ki şu ND M ile gösterdiğimiz düşey yükler ve deprem yükleri etkisi altında, bakın düşey yükler ve deprem. Şunları söyledik zaten. Düşey yükler ve depremin yükleri etkisi altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetinin, bakın, eksenel basınç kuvvetinin en büyük değeridir bu. En büyüğü diyelim. Demek ki bizim şurada hesapladığımız yani kolonlara gelen yüklerin en büyük değeriymiş bu. Son olarak şuraya baktık. F, C, K. Karakter K, küçük K neydi? Karakteristik özellikle. C konkrit betondu. F de dayanımdı. Ne diyeceğiz? Betonun karakteristik dayanma. Tabii biz bu dayanımı alırken bir küp vardı, silindir vardı. Biz neye göre yapacaktık? Silindir basınç dayanımını yapacaktık. Diyeceğiz ki işte betonun karakteristik dayanımı diyeceğiz. Bunun için hatırlarsınız ne demiştik? C'nin işte sağındaki sayı. Örnek C25 ise şu C'nin sağındaki sayı. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine boyama donatı koşullarıyla ilgili bir şey söyleyeceğiz. Demiş ki işte yine standart demiş. Siz bunları açın okuyun. Bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza indirebilirsiniz bu yönetmeliği. Demiş ki kolonlarda boyuna donatı alanı. Brüt kesit alanının kesitin %1'inden az, %4'ünden daha fazla olamaz. Demek ki bizim şu kolonu şöyle çizdik. Boyuna donatı dediğimiz şöyle üst tarafta sizin gördüğünüz filizler hani filiz dediğimiz kolon filizler dediğimiz ya da bu kolon içerisinde boyuna yerleştirdiğimiz donatı demiş ki bu donatının alanı az önce hesapladığımız brüt alandan %1'inden az şöyle yazalım %4'ünden fazla olamaz. Bakın en az donatı alanımız şu biraz önce yazdığımız şurada şu brüt alanın %1'inden az olmayacak %4'ünden fazla olmayacak. Yine kolonlarda da demiş ya kolonlar için kolonlarda kullanılacak şu fi neydi? Donatı çapıydı. En küçük donatı çapı 14. Çapı 14 milimetre olan betonarme çeliği. Bu betonarme çeliği artık ne olacaktı? Mervürlü olacaktı.
Ne olacak? Nervürlü betonarme çeliği. Çapı 14 mm olan nervürlü betonarme çeliği. Düz çubuk artık yok. Kullanılması yasak onun. Bakın bu ne demiş? Dairesel kolonlarda, bakın dairesel kolonu şöyle çizdik. Şimdi dairesel kolonlarda en az donatı sayısı, en az donatı sayısı 6'ymış arkadaşlar. Bakın 6 adet. Dairesel kolonda 6 adetten daha az ne yapmayacağız? Donatı kullanmayacağız. Şimdi bunları yaptıktan sonra güzel diyeceğiz ki bu kolonları nasıl boyutlandıracağız? Şimdi bu sizin çizeceğiniz tablonun benzerini çizdim. Değerlerin hepsini rastgele yazacağım. Hiçbir değer şey olmayacak. Sizinkiler gibi olmayacak. İşte şuraya yazdık. Kolon adı ya da numarası. Şuraya da ND dediğimiz kirişlerden koluna gelen toplam yük. Şimdi rastgele değerler yazacağım. Kaç tane kolon için hesap yapalım bakın. İşte yazdık. Dedi ki şu S1 olsun, şu S10 olsun, şu S18 olsun, işte S24 olsun. Dört tane kolon yazdım. Rastgele değer yazdık. İşte bizim şuradaki ND değerimiz 800 olsun. Geldik bak da şuradaki 1000 olsun. 18'e baktık. Dedi ki buradaki 900 olsun. 24'e baktık. Buradaki de 850 olsun. Şimdi kolon boyutlandırırken bakın bu yükler neydi? Bu yükler neydi? Şunları yazdık. Şu ND dediğimiz kolona gelen toplam kiriş yükü. Hemen kalıp planımızı aldık. Baktık bakın. S1 kolonuna baktık. Geçen hafta anlatmıştık zaten. Siz de bunların hesaplamalarını yaptınız. İşte S1 kolonuna iki tane kiriş hesaplanmış ya da iki tane kiriş yükünü S1 kolonuna taşıtmış. Biz diyeceğiz ki şu iki tane kirişten S1 kolonuna gelen yükümüz ne kadarmış? 800'müş. S10 kolonuna baktık. Bakın S10 kolonuna baktık. Dedik ki işte 4 tane sağında, solunda, üstünde ve altında kiriş var. Ne olacak da bu kolon? Sağındaki, solundaki, üstündeki, altındaki kirişlerden yük alacaktı. İşte biz rastgele bir tane değer yazdık. 1000 yazdık. S18 kolonuna baktık. Dedik ki S18 kolonu hemen baktık şuradan. S18'in üstünde altında kiriş var. Solunda kiriş var. Sağında kiriş yok. 3 tane kiriş var. Bu 3 tane kirişten ne yapacaktı? Bu kolona yük gelecekti. Biz şu kolona gelen toplam yükü bulurken şu ND dediğimiz kolona gelen toplam kiriş yükünü bulurken ne yapacağız? Şu 3 tane kirişten gelen yükleri toplayacağız. Bu toplam bize neyi verecekti? Kolona gelen toplam yükü verecekti. Bulunduğu kattaki kolonda saplanan ya da kolona yükünü taşıtan kirişlerden gelen yüktür. S24'e baktık yine. Üst tarafta kolon var. Bir kiriş var. Alt taraftaki, sol tarafta kiriş var. Sağında ve alt tarafında kiriş yok. Bu iki tane kirişten ne yaptık? Gelen yükleri topladık. O da bize neyi verdi? İşte şu S24 kirişine gelen yükü verdi. Şimdi biz ne yapacağız? Biz diyeceğiz ki biz tasarımı yaparken en alttaki kolonu yani en alttaki kolonu boyutlandırdığımız zaman taşıyıcı sisteme kolonları boyutlandırmış olacağız. Şimdi bunu yapmamız için bakın en alttaki kolon yani herhangi bir kolon değil biz ne yapacağız? Taşıyıcı sistemin en alttaki yani temelin üzerindeki kolonu bizim ne yapmamız lazım? Boyutlandırmamız lazım. Şimdi bizim bunları boyutlandırmamız için bizim kat sayısını vermemiz lazım. Bu katsayı dediğimiz hani işte 0.5, 0.3 diye bir katsayı değil. Kat sayısı. Ne demek? Örnek verdim işte. Oturduğunuz bina. Zemin artı 5 ise ne olacak? 6 kat olacak. Ya da oturduğunuz bina. Bodrum artı zemin artı 3 ise toplamına baktınız. İşte toplam ne oldu? 5 katlı bina oldu. Bizim kat sayısı dediğimiz şuradaki binanın kaç katlı oldu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunları ben size vereceğim. Diyeceğim ki
Okul numarasının sonu tek sayı olanlar için bizim katsayımız bodrum artı ya da binamız diyelim zemin artı 4 olacak. Bakın bodrum, zemin artı üzerinde 4 tane kat var. Toplamda ne oldu? 6 kat oldu. Demek bizim binamız neymiş? 6 kat demiş. Numarasının sonu, okul numarası, öğrenci numarasının sonu çift sayı olanlar bodrum artı zemin artı 3 olacak. Hemen baktık. Bodrum bir kat, zemin bir kat, 3 tane normal kat topladık. Toplamda binamız neymiş? 6 kat demiş. Tekrar söylüyorum. Numarasının sonu, öğrenci numarasının sonu tek sayı olanlar için bodrum artı zemin artı 4. Planımız 6 katlı. Şuna bakın. 4, 5, 6. Numarasının sonu çift sayı olanlar. Öğrenci numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 sayı. Bodrum artı zemin artı 3. 3 tane normal kat. Bir zemin kat 4. Bir de bodrum katı 5. Binamız kaç katlıymış? 5 katlıymış. Şimdi bu yazdığım rastgele değerlere bakarak bu sefer diyeyim ki kolonları boyutlandırmamız lazım. Biz kolonları boyutlandırırken biraz önce tablo çizmiştik. Öyle değil mi? Tabloda tüm değerlerimizi yazmıştık. Örnek vereceğim. Şimdi ne olsun? İşte öğrenci numaramın sonu 0 olsun. 0 olduğu zaman neydi? Çift sayılarda 5 katlıydı bina. Biz diyeceğiz ki en alttaki kolona gelen yükü hesaplayacağız. Biz bunu hesaplarken tabloya baktık. Bakın S1 kolonu için diyeceğim. S1 kolonu. Bir önce ne yaptık? İşte dedi ki kirişten S1'e gelen toplam yükümüz 800 olsun dedik. Hemen yanına şöyle parantez içerisinde yazdık. Hesaplamıştık. S1 kolonuna 2 tane kiriş saplanmıştı. Bu 2 kirişten gelen yükümüz 800 kilonmuş. Bu sefer diyeceğiz ki en alttaki kolona gelen biz herhangi bir sadece herhangi bir kolona gelen yükü hesapladık. Biz diyeceğiz ki bizim hesabı yaparken, boyutlandırma yaparken en alttaki kolondan başlamamız lazım. En alttaki kolonun yükünü hesaplarken yani şey düşünün işte 5. kattaki kolon yükünü 4'e, 4'teki 3'e, 3'teki 2'ye, 2'deki 1'e, 1'deki zemine, zemindeki de ne yapacak? En alttaki kolona yükünü taşıyacak. Biz bunu sınıfta örnek verirken ne dedik? Dedik ki işte bizim başımızın yükünü boynumuz taşırdı. Boynumuzunkini işte gövdemiz, omurgamız, omurganınkini bacaklar, bacakların yükünü ne taşırdı? Tüm vücudun yükünü ayaklar taşıdı. Biz de işte bacaklarımızı şey olarak düşünürsek, hani ayaklarımızı temel, bacaklarımızı kolon olarak düşünürsek, bacağın üst tarafında ne kadar eleman varsa tüm yüküne taşıyacak? Kolon taşıyacak. Yani bacaklar, bacaklar da ne yapacak? Temel olan ayaklara iletecekler. O zaman biz boyutlandırma yaparken en alttaki kolona gelen yükü hesaplayacağız. Biz bunu hesaplarken de hemen diyeceğiz ki kolon için bulduğumuz hesap yükü, kirişlerden gelen kolon, kirişlerden kolona gelen yük çarpı diyeceğiz. Parantez açtık. Kat sayısı eksi 0.2 diyeceğiz. Bu bize neyi verecek? Bakın şu bağıntı bize neyi verecek? En alttaki kolonu yani taşı binanın bizim karkas yapımızın en altındaki koluna gelen toplam yük. Çünkü binanın 10 katlı olduğunu düşünün. Şöyle 10. kattan aşağıya doğru geldiniz. Binanın tüm yükünü ne yapacak? En alttaki kolon taşıyacak. O da nereye? Temele iletecek. Biz ne yapacağız? Kolonu boyutlandıracağız. Bakın ne yaptık? Kirişlerden kolonlara gelen yükler çarpı diyeceğiz. Kat sayısı. Bu kat sayısı için biz ne dedik? İşte numarası tek olanlarda neydi? 6 katlı. Numarası çift olanlarda binamız kaç katlı olacak? 5 katlı olacak. Yani bu kat sayısı dediğimiz 0, 2, 0, 5 gibi bir kat sayı değil. Binamızın toplam kat sayısı. Bu 0, 2 de çatı katından dolayı arkadaşlar. Çatı katında ne yaptık? İşte 0.2 yani tam katı almadık. 0.8 kat aldık. Oradan geldi. Şimdi hemen geldik. S1 kolonu için hesap yapacağız bakın. N de T dedik. S1 kolonu için biraz önce ne yazdık? Dedik ki bizim yükümüz 800 olsun. Şimdi ben numaram çiftmiş gibi hesap yapacağım. Yani kat sayım ne olacak? 5.
Binam 5 katlıymış. Kat sayısı dediğimiz 5. Eksi 0,2 diyeceğiz. Buradan da hesaplayacağız hemen. Hesapladık. Çıktı. Şimdi biz 3840'ı bulduk. 3840'ı bulduktan sonra hani bu ne demek? En üst kattaki kolonun bir altına, bir altına, bir altına, yukarıdan alta aşağıya doğru aktardığı tüm yükler en aşağıdaki kolonda ne oldu? 3840 oldu. Şimdi bunu bulduktan sonra bu sefer diyeceğiz ki şu kolonumuzun kesitini çizdik bakın. Dedik işte dikdörtgen kesit. Şöyle yazdık. Önce ne yapmamız lazım? Şu dikdörtgen kesitin ya da şu betonun alanı, şu gördüğümüz brüt alanı hesaplamamız lazım. Biz bu alanı hesaplarken ne diyecektik? Diyecektik ki beton alanı, şu gördüğümüz kesit alanı eşit olacaktı. Şunu M yapın arkadaşlar. En alt kolona gelen yük bölü diyeceğiz. 0,4 çarpı FCK. Şimdi burada bilinmeyenlere bakacağız. Şu NDM dediğimiz değeri hesapladık. Bu değer ne kadar? 3840. 0,4'ümüz sabit. Biz şu AC dediğimiz beton alanını, şu kolonun brüt kesit alanını zaten hesaplayacağız. Burada bilinmeyenimiz FCK var. İşte malzememiz en düşük malzememiz neydi artık? C25'ti. Artık kullanılacak en kötü beton sınıfı C25'ti. Biz şuradaki FCK'yı bulurken ne yapacaktık? 25'i 15'e bölecektik. Hesapladık hemen. Bakın birimlerini yazmadım. Siz yazarsınız. Beton sınıfınız C25 ise 1,67. İşte C30 ise 2. C25 ise 1,53 diye yanlış hatırlamıyorsam. Tümünde bunu alacaksınız. Hemen geldik hesapladık. Dedi ki bizim şu birinci kolonumuzun kesit alanı. Üst tarafı yazdık. 3840 bölü dedik. Alt tarafta 0,4 sabitimizdi. Betonun karakteristik basınç dayanma, silindir basınç dayanma 1,67. Şuradan hesapladık hemen. Yüz 48,5 santimetre kare. Bakın biz ne yaptık? Şuradaki en kesit alanını bulduk. Şimdi biz bu en kesit alanını bulurken ne yapacaktık? Diyecektik ki şu gördüğümüz iki tane boyutun çarpımı bize neyi verecek? 5748,5'i verecek. Ya da ne diyeceğiz? İşte kolonumuz dairesel olsaydı kolonun çapını bulurken ne yapacağız? Pi çarpı çapın karesi bölü 4 diyeceğiz. İki tane şekilde bunları hesaplayacağız. Şimdi bizim en küçük kolon boyutumuz neydi? Şimdi şuraya yazdık. Dedik ki işte kolon boyutlarımız bakın. Şöyle de yazdık. 30 olsun. 35 olsun. 40 olsun. Bakın 30, 35, 40. Dairesini zaten hesaplayacağız. Şimdi yazdık. Bir tanesi için hesap yapacağım. Şimdi kolonun boyutunu hesaplarken bizim şu beton boyutu kesit alanı neydi? B çarpı D'ydi. Şuraya baktık. B çarpı D. Kesit alanı. Şimdi biz burada değerleri seçtik. B değerimiz. En küçük değerimiz neydi? 30. 30, 35, 40 için yaptık. Hemen yazdık. Bir tanesi için hesap yapacağım. Eğer bizim B değerimiz 30 olsaydı. En kesit alanımız 5748,5 eşit olacak. 30 çarpı D değerimiz. Onu da 30'a böldüğümüz zaman işte bizim burada D değerimiz 191,62. Biz tabi böyle 191 diye şey olmaz. Bizim şuradaki boyutlarımız 5 ve 5'in katı olacak. Tamam mı arkadaşlar? Mesela 37,5 olmaz. 37 diye kolon boyutu olmaz. Ne olur? Ya 35 olur ya 40 olur. Hemen yanına yazdık. Dedik ki işte bizim burada çıkan değerimiz. Biz çıkan değer gibi yazacağız. 191,6. Şimdi 31 eğer değerimiz 35 olsaydı hemen dedi ki 5748,5 bölü
35 dedik. Bu sefer değerimizi hesapladık. Buna karşılık gelen kolon boyutumuz 164,2. Eğer 40 olsaydı, hemen hesapladınız yine 143,7. Şimdi bunları yaptık. İşte bizim kolonumuzun en küçük kolon boyutumuz zaten 30'du. Şurada biraz önce yazdık. Dedi ki bizim en küçük kesit alanımız 30'a 30'du. En küçük kolon boyutumuz 30'du. Eğer bir tarafa 30 olursa şuraya baktık işte. Şu gördüğümüz yüzey 30'sa diğer taraf neymiş? İşte 191,6 çıkmış. Tabii biz bunları yuvarlayacağız. Biz bunlar böyle 191 ya da işte 164, 143 almayacağız. Bizim değerlerimiz her zaman 5 ve 5'in katı olacak. Yani 191 alırsanız siz ustaya, kalıpçı ustasına 191 santimetrelik bir tane kesit kes diyemezsiniz. Malzeme zayiatınız çok fazla olur. Zayiatın fazla olması demek ekonomik yayın dışına çıkmak demek. Bunları hesapladıktan sonra bu sefer geldik. Dedi ki eğer kolonumuzu biz dairesel olarak alsaydık. En kesit alanını hesapladık. Dedi ki alanımız 5748,5 eşit olacak pi çarpı çapın karesi bölü 4. Buradan da çapı hesapladık hemen. Altı çıktı arkadaşlar. İşte bulduğumuz değer 5748 çarpı 4 bölü pi dediniz. Karekökünü aldınız. 85